Mesela buradan Trabzonspor'a gelelim. gelelim. Bir şeyleri yanlış yapmıştırdan ziyade bazı talihsizlikler de var. Tabi Tromsen'in sakatlığı ayrı, alınan ki verimli olabileceği düşünerek alınan oyuncuların biraz daha beklentilerin altında kalması. Trabzonspor'da transferle ilgili sorular var. Bir Danny Ross ismiyle ilgili gelişme var, resmi teklif yapıldı. Söz sende. Şimdi Trabzonspor transfer yapmak istiyor. Yani Hamdi Hoca da değerlendirdi, orta sahadan <laughs> bahsetti orta sahaya bir tane playmaker gerekiyor. Hele ki Abdülkadir'in bu talihsiz sakatlığından sonra. O biraz işleri değiştirdi. E, evet, evet. Yani oradaki ihtiyacı daha yukarıya taşıdı. Çünkü Abdülkadir e, aynı zamanda hani o çok yüksek bir yetenek ben onda bir dünya starı ışıltısı görüyorum. Bir de Abdullah Avcı'nın oyuncuyla ilgili planları olduğunu da biliyorduk. Yani hani farklı bölgelerde deneyecek mi? E, e, oyuncudan başka bir şeyler çıkaracak mı? Hatta Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yine bir satışı olur mu Avrupa'ya diye konuşurken? Şimdi Abdullah Hoca yani temelde baktığımız zaman planı e, ve taktiği e, bireysel e, kavramı çok üzerinde tutan bir teknik evet. adam. Yani oradan bakınca hani... Tek tek oyuncular üzerinde duran gibi değil ama e, Abdülkadir'e bakışında onun çok özel e, motifler olduğunu görebildik. Ve e, Abdullah Hoca ile birlikte yine sorumluluk alan Abdülkadir, e, oyun liderliğine soyunan Abdülkadir. Yani bireysel yeteneklerini gösterme e, hevesinde bir Abdülkadir. Mesela ben zaman zaman onun e, çalım demeli, denemelerine kalkmasını işte çalım repertuarını artırmasını işte dreamnik vesaire gibi şeyler yani çok fazla takım oyuncusu standartında kalmadan hem takım oyuncusu hem de bireysel bir yetenek olduğunu hatırlatan bir böyle ikili bir oyun gösterisi sunmasını bekliyordum onları yavaş yavaş gösteriyordu ki gitti yani inşallah dönüşü çok çabuk olur o yüzden çok iç açıcı sezonu kapattı ama ben şunu söyleyeyim yani Abdülkadir'in sakatlığına yokluğuna rağmen ben forvet transferini daha elzem görüyorum Melike. Evet. Şimdi bu akşamki maçı e, izledikten sonra ki e, Canini'nin attığı gol yani o golü izlediğiniz zaman hemen e, şöyle bir değerlendirmede bulunabilirsiniz. Bu adam golcü bu adam klas bu adamın bir takım özel tarafları var. Onu gösterdi o golde. Çünkü bir dar alan golüydü işte ikiye bire girdi. Savun markasına kaçtı. Sonra kalecinin üzerinden çok soğuk kanlı bir şekilde ve klas bir vuruşla topu filelere bıraktı. Yani kalecinin üzerinden diyorum aslında topun dibine hafif girdi. Çok havalanmayan ama ayak dışıyla köşeye bırakılmış buran buran bir golcü golü. Ama bu yeterli. Bir de aynı oyuncunun depara soyunduğu bir pozisyon oldu. Karşısında tek bir rakip vardı. Sürdüremedi Depar'ı. En fazla 10-15 metre gitti gelip yakaladılar. Yani buradan bakınca zaten yetersizliğini aslında görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Trabzonspor'un bence önceliği forvet. Şimdi forvet alırsanız aslında Vakeme'yi daha iyi oynatırsınız. Forvet alırsanız Baker'ı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bak Baker çok eleştiriliyor. Yani beklentilerin gerçekten altında kaldı. Ama Baker iyi bir futbol aklı ve iyi bir pasör. Şimdi Alman futbolunun önemli isimlerinden bir tanesinin bir sözü var. Pası diyor topu ayağında bulunduran oyuncu değil boş koşular, boş alanlara koşan arkadaşları belirler. Şimdi Trabzonspor'da bunu gösteren forvet yok yeterince. Cenni Pas verilmez şimdi. alınır. Pas verilmez alınır. Bu tamamen böyle değildir tabii ki. Yani pası veren oyuncu da görecek o boşluğu, görecek ön sözileriyle. Şimdi Trabzonspor'u oynat Trabzonspor'un orta sahada iyi de oynatan daha kaliteli bir forvete ihtiyacı var bence bu birinci ihtiyaç Trabzonspor'un bir orta saha playmakerına ihtiyaç var ihtiyaç var bu ikinci ihtiyaç hı hı. Artı işte sol bek takviyesidir şudur budur Trabzonspor şu anda 4 pozisyona oyuncu almak istiyor zaten bunlardan bir tanesi forvet bir tanesi orta saha ve kenarlar işte biri sol bek takviyesi sağ bek takviyesi olmak üzere. Hangi isimler var? Aslında birçok isim gündeme geldi. Mesela golcü isimlerinden Livea gündeme geldi ama o gündemden düştü. Orta saha için Enzo Perez ile görüşüyorlar. O transfer gerçekleşebilir. Oradaki sıkıntı şu, oyuncunun yaşı 34. Şu anda River Plate'de forma giyiyor. Çok kaliteli bir oyuncu, çok tutkulu bir oyuncu. Ama uzun vadeli sözleşme istiyor. 2 ya da iki buçuk yıl gibi bir kontrat istiyor. Trabzonspor'un vermek istediği kontrat da aslında 6 ay ya da 1,5 yıllık bir kontrat. Çok da haklı yaş itibariyle bakınca. Herkes kendini garanti evet. yapmak istiyor. Bir de Trabzonspor'un Meksika'da oynayan Guida Pizarro yine orta saha oyuncusu. Daha genç, 30 yaşında. Bu çok daha potansiyeli de yüksek bir oyuncu. Ama bunların olması biraz çok kolay değil. Ama ben yani Hamdi Hoca'nın aksine bu ara transfer döneminde Trabzonspor'un çok fazla boş geçmeyeceği kanaatini taşıyorum. Hatta tahmin edilenin üzerinde bir oyuncu da yani bu golcü olur ya da orta saha olur transfer edilirse de kimse şaşırmaz. Serdar sana bir soru var Recep Bey'den. Galatasaray Can'a 14 milyon euro'ya transfer edeceğine Muhammed Onye kuruyor. E, alsa daha iyi, daha mantıklı olmaz mı? Şimdi İrfan Can transferini bir yandan çok isteyen ve bekleyen bir taraf da var, diğer yandan tabii oyuncunun transferi kolay bir transfer değil. Emre Kaplan da anlattı az önce, sen ne söyleyeceksin? 14 milyon euro çok yüksek bir rakam. Yani onun yerine o alınsa bu alınsa di bence Türkiye'de bir kulüp 14 milyon euro vermemeli. İşin gerçeği bu ben. <laughs> Mustafa Cengiz o parayı vermez. <laughs> Ama İrfan Can Cagney, transferi... Cagney'e verilen para geliyor. <laughs> yani İrfan Can transferi elbette çok iyi bir transfer. O transferden sonra zor yani Muazzam zaten. katkı sağlar Galatasaray'a ve oyuncu da Fatih Terim'i takip ederek sosyal medyada ne demek ne istediği çok açık ve net ortaya koydu. Ama 14 milyon euro Türkiye'de bir kulüp verir mi? Bankalar Birliği ile anlaşması olan kulüpler vermeli mi? Biz... İrfan'ı İrfan bakmak lazım. Serdar İrfan'ı dışarıya 14 milyon euroya hatta 24 milyon euroya gönderelim. Ama içeride 14 milyon euroluk rakam İrfan için çok fazla olduğunu düşünüyorum. Artı şunun da altını çizeyim. Fatih Hoca ismini zikretti. İrfan değerli bir oyuncu. Hem milli takım için değerli bir oyuncu. Ben İrfan'ın teknik kapasitesini beğeniyorum. İyi bir playmaker olduğunu görebiliyoruz zaten. Zaten sistem içerisinde yoğruldu. Sistem içerisinde yorulmuş bireysel özellikleri de olan bir oyuncu. Bu haliyle baktığınız zaman çok idealmiş gibi duruyor ama şöyle bir soru işareti var. Şimdi benim sezon başında favorim Galatasaray'dı bu hala değişmedi. Yani şampiyonluk favorim hala Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın ön taraf dörtlüsünü çok beğeniyorum. Yani o kendilerini buldukları zaman çok iyi oynuyorlar. O, oraya kimi koyalım işte Arda var orada. Emre Kılınç var, feguli var ve Belhan da eklemleniyor. Ve Oğulcan'ı da atıyorsunuz. Orada başka hızlı çabuk yere yakın Mesela adamlardan... Mesela sayarken ben aklıma yani geliyor. iyi kadro. Kesinlikle i̇şte iyi, yani iyi bir kadro. onu söylüyor bence bu, herhalde hocaya. Şimdi bu ön tarafın e, Taylan desteğiyle birlikte yaptığı kısa seri paslaşmalar, desen kıvamındaki pas örgüleri ve tempoya bezenmiş bunu yapabiliyorlar. İrfan'ın ben temposunu çok yüksek bulmuyorum. Yani Galatasaray'ın temposuna temposunu yukarıya taşıyacak bir oyuncu değil ve oyun içerisinde gelgitleri var İrfan'ın. Yani tempoyla tempolu devamlılığı yok. Yani belki devamlılığı var ama tempolu devamlılığı yok. Galatasaray o hızdan ödün vererek hedefe yürüyemez ve ikinci yerde şunu aklımıza getirelim. Artık hedefe yaklaşıldıkça daha kapalı savunmalara karşı oynayacak hedef takımlar. Evet. Bu Galatasaray için de geçerli, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de geçerli. Dolayısıyla bu ön taraf dörtlüsünün Galatasaray'a sakatlık olmasa çok ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyorum kendilerine. Yani Galatasaray hedefe yürüyor, yürüyecekse bu burada bu e, illa takviyeyle olacak diye bir şey yok. Yani e, İrfan olmadan da Pekala Galatasaray hedefe yürür ama İrfan alınacaksa da öyle bir rakam verilmesi bence hiç de akıl kârı olmaz. Yani diğer alternatiflere yönelmek mevcut durumunda Galatasaray'ın ki oyuncu da satamıyorsun. Çok farklı Çok satın alma yöntemleri var. Yani belli bir para verirsin, satışlardan pay verilsin, şampiyonlar Ligi'ne sokarsa euro. oradan pay verirsin falan öyle öyle ama böyle bir seferde herhalde 14 milyon euro olacağını zannetmiyorum. Şimdi hayri Beşer Galatasaraylılar sana şu anda övgüler yağdırıyor. E şampiyonlukta en yüksek şansı Galatasaray'da görüyorum dedin ya. Ağzından bal damlıyor diyorlar senin. Ya şöyle yani ben düşüncemi söylüyorum. Hatta en iyi transferi yapan takımın Galatasaray olduğunu söylemiştim. Bu biraz tabii hani ironik bir yaklaşım olarak algılanabilir ama ya bir takım niçin transfer yapar? Eksiği olduğu için transfer yapar. Hatta bir takımın çok fazla transfer yapmaya ihtiyaç duyması onun yeterli ve iyi takım olmamasının şeyidir göstergesidir. ya Galatasaray'daki problem ne biliyor musunuz? Galatasaray yönetimi ya da yönetimleri önceden çok iyi bir kadro kurmuşlar. Ya çok iyi kadro kurdukları için şu anda suçlu durumdalar. Ya eksileri yok mu? Eksikleri var. Beşiktaş'ın da var. Fenerbahçe'nin de var hala. Bak sol kanat arıyor Fenerbahçe. Evet. İki takım kurduğu halde sol kanat arıyor. Galatasaray'da arayacak isteyecek. Bu çok başka bir şey. Ama Galatasaray'ın zaten hali hazırda iyi bir kadrosu var. Bu kadronun üzerine ben aşırı takviye yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Beşiktaş mesela yani yarışın içerisine dahil edilmiyordu. Ya yani çok fazla oyuncu almadı ama tamamen nokta oyuncular aldı evet. ve şu anda da herhalde Beşiktaş'ı en iyi kadro ilan edeceğiz. Hani sansasyon yaratan transferler deriz ya belki de herhalde e, hani Abu Bakar ve Joseph de Souza biraz daha çok konuşulan ve tanıdıkları için e, camialar konuşulan isimler oldu ama onun haricinde evet... E,